Erdoğan ve Aliyev intikam aldı. Haksız yere katledilen sivillerin intikamını Paşinyan, Putin ve Macron'un gözünün içine baka baka intikam aldı. Vakit geldi. Türklerden asıl şimdi korkun. Sovyetler yıkılıp Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında 1993 yılında Bakü'deki ders ve konferanslarımızda Enver Paşa'nın Turan ideali ve Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu fikrini ve Azerbaycan'ı halas etmesini anlattığımızda bize kimse inanmadı. Yazımızın kaynağını da oluşturan Genelkurmay Atase ve Başbakanlık Mikrofilm Arşivlerinden Bakü'de devlet kuruluşları ve üniversitelere ulaştırılıp bunların ışığında yaptığım konferanslar neticesinde Azerbaycan içtimaiyatı 80 yıl sonra dost kardeş Anadolu Türklerinin yardımıyla dünyadaki ilk bağımsız Türk devleti olan Azerbaycan devletinin kurulması fikrine inanabildiler. Buraya yazılabilecek olanları yazmaya canlı tarihi bir gün tarih tekerrür eder diye yazmak istedim. Maalesef o yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin de böyle de bir davası olmadığı için bilinmeyen Kafkasya ve Nuri Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu'nun aslı var mı diye şüpheyle bakanlara bir ibret vesikası olsun. Devleti Aliye-i Osmaniye'nin büyüklüğüne, Muzaffer Türk ordularının azametine ve Necip milletin gayretkeş evlatlarına bir numune-i timsal olsun diye gerçekleri yazmayı şecereli saraylı bir Türk evladı olarak borç bildim. 28 yıl önce şehit cenazelerini omzumuzda taşıyan, o günleri bizzat iyi yaşayan ve dünyaya çektiğimiz videolarla duyurmaya gayret eden 3-5 isimsiz kahraman. Türkiye'den giden mücahitler, Atillalar, Alperenler yanında, Azerbaycan'dan Turan Partisi'nden Nimet Penahlı, Türk gazetecilerden İrfan Sapmaz gibi birkaç vatanperverle azatlık meydanında Karabağ'a azatlık için yürüdük ve yapılan mezalimi bütün dünyaya duyurduk. Azatlık meydanında 44 gün savaşlarıyla Karabağ zaferi kutlamaları 1992'de başlayan mücadelenin ve bugün kazanılan Karabağ Savaşı'nın geçmişteki mimarları sayesindedir. Kara, deniz, hava kuvvetleri ve harp akademilerindeki verdiğimiz eğitimlerin ve isimsiz diğer gönüllülerin destekleri yanında. Karabağ Ermenilerce işgal edilmiştir. Karabağ Azerbaycan'dır toprağı diyen kurucu Cumhurbaşkanı Elçi Bey'in yanında başta Bakü'de kader birliği yaptığımız saygıdeğer komutanlarımız ve diğer isimli isimsiz kahramanları buralarda yad etmemek vatana ihanetle eşdeğerdir. Ruhları şad olsun. 15 yılda bölgede yetiştirdiğimiz binlerce talebeden pek çoğu bakan, bakan yardımcısı ve büyük iş adamı oldu. Azerbaycan'ın bugün yurt içinde ve dışında hem akademik hem de siyasi mecrada ektiğimiz tohumlar yeşermiş, meyve vermiştir. 1993 yılından 44 günlük Karabağ Savaşı sonu 8 Aralık zafer gününde Azerbaycan'ın adını dahi telaffuz edemeyen, Azerbaycan, Azerbaycan vesaire diye telaffuzlarıyla bütün Azerbaycan halkını ve yetkililerini kendine güldüren gazeteci, yetkili ve etkililer yanında bilgisiz ve belgesiz moderatörlerin bu kadar basiretsiz bir sunum yapması, bu zaferin gerçek sahiplerinin davet edilmeyişi de bu meşakkatli, çileli yolun kahramanlarına yapılan en büyük siyasi vefasızlık örneği ve basiretsizliktir. Cumhurbaşkanı Aliyev'in haklıydık ve haklı davamızın sonunda hak yerini buldu diyerek Karabağ bölgesi ve Kafkas dağlarındaki Şuşa, Kelbecer, Laçin, Fuzuli, Ağdam gibi dağlık bölgelerdeki toprakların kurtarılması çok büyük bir mücadeleyle olmuştur. Ne acı ki hatıralarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemin liderlerinin küçük hesaplarla sahada ve masada destek vermemesiyle bizi yöneten gayrimüslim ve gayri Türklerin sebebiyle bu katliamlar yaşatılmıştır. Tarih bunu da kaydetsin diye söylüyorum. 1992'de Karabağ'da Türkiye'den de pek çok mücahit esir düşüp şehit ve gazi oldu. İsimsiz kahramanları yüz yüze görüp onlarla mülakat yapan biri olarak ruhları şad olsun diyorum. Karabağ Türktür, Türkündür. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. Orta Asya'dan Tanrı Dağları'nı delip Fergana'da güneşin battığı karanlığı aydınlatmak için batı topraklarına gelen atalarımızın şanlı tarihini yaşatan bütün şehitlerimize rahmet olsun. Makamları âli olsun. Şehitler Hıyabanı'nda Kafkas Türk İslam Ordusu şehitlerini ziyaretinden sonra Şehitler Camii'nde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in ve heyetinin yıllardır kapalı tutulan Türk Mescidi'nde namaz kılıp dua etmeleri bütün Türk dünyasında yeniden dirilişe ve aydınlığa vesile olacaktır. Vesselam.
büyük insanların yalnız doğum tarihleri vardı. Onlar aramızdan ayrılabilirler ama düşünceleriyle, idealleriyle aramızdadırlar. Dolayısıyla Haydar Aliyev de ileri görüşü ve vizyonuyla yalnız Azerbaycan topraklarında değil, Türk dünyasının coğrafyasında yaşamaktadır. Azerbaycan milli lideri ve çağdaş Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 12 Aralık 2003 günü aramızdan ayrılmıştı. Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın zor ve sıkıntılı günlerinde göreve geldiğinde Karabağ Ermeni işgali altındaydı. Ülkenin içinde karışıklık had safhadaydı. Her şeyin ötesinde Azerbaycan tarihinin en buhranlı dönemini yaşıyordu. İç savaşın eşiğine gelen ve bağımsızlığın tehlikede olduğu bir dönemde o bütün bu sıkıntılara, zorluklara rağmen milletinin kendisine yaptığı davete icabet etmiş ve görev başına gelmişti. Önce içte birliği sağlamış, sonra Azerbaycan'ı dış dünyaya karşı itibar sahibi kılmanın ve Ermeni zulmünde olan topraklarının masada geri alınmasının uluslararası yollarını aramıştı. Lisbon'da AGİT zirvesinde olağanüstü bir ikna kabiliyeti sergileyerek Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu tescil ettirmesi o günün şartlarında büyük değil, olağanüstü büyük bir başarıydı. 1997 yılında Lisbon'da elde edilen bu başarı gerçekte 23 yıl sonra onun kabrinde ebedi uykusunda rahat etmesini sağlayacak zaferlerinin ilk adımı olmuştur. Haydar Aliyev hayatı boyunca Karabağ konusuna önem vermiş ve Ermenistan'ın işgalciliğini, kanun tanımazlığını uluslararası alanda tescil ettirmişti. Karabağ konusunda hassastı, kararlıydı. Bu kararlılığını Mihail Gorbaçov'un Karabağ ve Bakü politikaları sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ni protesto etmesi ve Komünist Partisi üyeliğinden istifa etmesiyle göstermişti. Bu, o günün şartlarında hiç de kolay bir davranış değildi. Ama Karabağ hassasiyeti ve o günün Rusya'sının Bakü politikası ona bunu yaptıracak kadar güçlüydü. Haydar Aliyev 10 yıllık iktidarında önce Azerbaycan'ın birliğini sağlamış, sonra da ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik boyutunda ulusal ve uluslararası alanda inanılmaz başarılara imza atmıştır. Bu başarılardan biri de çağdaş Azerbaycan ordusudur. Haydar Aliyev görevi süresince Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesine ve Batı normlarında oluşuma erişmesi için olağanüstü gayret sarf etmişti. Sarf ettiği bu gayretteki özeni ebediyete intikalinden 17 yıl sonra Şuşa'da, Zengilan'da, Kelbecer'de, Ağdam'da, Gubadlı'da, Cebrail'de, Fuzuli'de, Laçin'de Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını temin etmiştir. Ondan emaneti devralan İlham Aliyev ve arkadaşları sabırla masada elde etmek istedikleri haklarını tanımamakta ısrar eden Ermenistan'ı dün temelleri Haydar Aliyev tarafından atılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin eliyle dize getirmişlerdir. Hayatı boyunca bütün eserlerini Türk dünyasına, Türk birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne olan ileri görüşlülüğüyle şekillendiren ve Azerbaycan'la Türkiye'yi kendi tabiriyle kalın zincirlerle Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattında bağlayıp birleştiren Haydar Aliyev'in inancında, davasında ne kadar haklı olduğunu geride bıraktığımız günlerde yazılan Şanlı Karabağ destanında bir defa daha yaşadık. Yıllar önce ortaya koyduğu yüksek inancındaki kararlılık ve dikkatini bugün hayata geçiren Azerbaycan devleti de onun eserlerine olan sadakatini yarattığı Karabağ zaferiyle bir defa daha gösterdi. Azerbaycan'ın kazandığı Karabağ zaferi ise gerçekte onun yıllar önce ortaya koyduğu yüksek inanca bağlılığın ve Azerbaycan devletini yöneten İlham Aliyev'le arkadaşlarının sadakatlerinin ayrı bir belgesidir. Ebediyete intikalinin 17. yılında haklılığı tescil edilen bu büyük insanı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz.